Değerli öğrencilerim, sevgili arkadaşlarım, selamlar, merhabalar. Evet, geç oldu biliyorum. Size de geç ulaşacak bu video biliyorum. Ama biraz teknik aksaklıklar yaşadım. Şöyle çemberin analitiğinin üstünden bir geçeceğim. Şöyle kısa notlarla mini mini bir tekrar yapacağım. Ondan sonra böyle birazcık soru çözeceğiz. Yani birazcık kafanızda hem canlansın biliyorsanız da güzel bir tekrar olsun istedim. İsterseniz yarın izleyin. isterseniz TET çıktıktan sonra izleyin. Yani şöyle mini bir tekrar. Böyle kalem kağıt çok kullanmadan bir dinleyin istedim. Çok istek geldi. Dün gece Instagram'dan bir arkadaş yazdı. Hocam sen beni analiteni soru çözer misiniz? Ya dedim hiç vaktim yok hazırlayacak. Ondan sonra sabaha kadar uyumadık. Yazdık bunları. Heh yazım kötü. Dizgiye sokmadım ama böyle e, isteyenler izlesinler. Böyle acayip acayip yorumlar geliyor hocam bu yazıyla olur mu falan diye. İsteyen izlesin, istemeyen izlemesin arkadaşlar. Yani e, faydalı olsun diye yapıyoruz. Faydalı olan bir kitlemiz var. Ben onları biliyorum. Onların hayallerine ulaşacaklar. Diğerleri de yazıp yazıp duracaklar. Yapacak bir şey yok. Hadi başlayalım. Çok da vaktinizi almak istemiyorum. Şimdi arkadaşlar öncelikle öncelikle çemberde. Bir kere çember denklemi nasıl yazıyorduk bir hatırlayalım. Merkezi A'ya B ve yarı çapı R olan çemberin denklemi neydi arkadaşlar? İki nokta arası uzaklık formülünden geliyor aslında. X eksi A'nın karesi artı Y eksi B'nin karesi eşittir R kare diye bir denklemimiz vardı. İki nokta arası uzaklık. Hemen şurada örneklerini hızlıca yaparak geçelim. Merkezi eksi 6 ve yarı çapı 4 olan çember denklemi nedir o zaman? X... Eksi eksi 2'den artı 2'nin karesi. Tamam mı? Artı y eksi 6'nın karesi eşittir r kare. R kare 4'ün karesi 16. Tamam. Geçtik. Şimdi diyor ki merkezi 4'e eksi 3 olan ve y eksene teğet olan. Arkadaşlar grafik çizimlerini çemberin analitiği sözel soru çıksa bile kenarda küçükçe çizin. Tamam mı? Aldık bunu. Çizim yaparsanız çok rahat olursunuz. Şimdi diyor ki merkezi x'in 4, x'in 4, Y'nin eksi 3 olduğu yer diyor merkezimiz. Şöyle merkezimiz varmış. Dikkat et şimdi. Diyor ki Y eksenine teğet olsun. O zaman Y eksenine teğet olacaksa bak çemberimiz şuradan şöyle kötü çizdik. Şöyle bir geri yapacağız. Şöyle şöyle beceremedik bunu. Kendimiz manuel çizeceğiz. Neyse yapacak bir şey yok artık. Evet şöyle kendimiz çizelim. Ne yapıyor arkadaşlar? Y eksene teğet olsun diyor. Bak şöyle y eksene teğet olacak. Y eksene teğetse şu uzunluk benim neyim olacak? Yarı çapım. Bu uzunluk kaçtı? 4. Yani r'sinin 4 olduğunu söylemiş aslında. Merkezde 4'e eksi 3. Hadi yaz o zaman. X eksi 4'ün karesi artı y eksi eksi 3 artı 3'ün karesi eşittir 4'ün karesinden 16 olmuş oldu. Tamam mı? Hadi devam edelim. Merkezi orijin. Şimdi merkezi orijin olanlarda şuradaki A A'da 0, B'de 0 değil mi? Yani ne oluyor denklemim? X kare artı Y kare eşittir R kare oluyor. Tamam mı? Hadi onu da yapalım o zaman. Yarı çapını söylemiş. X'in karesi artı Y'nin karesi eşittir kare. R kare. R'nin karesini aldığım zaman burası da ne yapacak? 12 yapacak. Tamam mı? Hadi şöyle hızlıca bir tekrar. Bak mesela bu güzel bir soru. Bu sınavda gelebilir. Oku şimdi diyor ki merkezi y eşittir 3x 2 doğrusu üzerinde bulunan ve eksenlere birinci bölgede teğet olan çemberin denklemi nedir? Şimdi dikkat et. Koordinat sistemini aldım. Şimdi eksenlere birinci bölgede teğet olan bir çemberden bahsediyor. Şöyle kırmızı kalemi aldım. Eksenlere şöyle ikisine de teğet olacak bir çemberden bahsediyor birinci bölgede. Birinci bölgede eksenlere teğetse arkadaşlar bakın. Şunu al şunu al. Bak yarı çap yarı çap yani merkezimin koordinatları R'ye R'dir. İşte bu R'ye R noktası bunun üstündeymiş. O zaman ne yapacak sağlayacak. R yazdım R yazdım. R eşittir 3 R eksi 2 oldu. Onu oraya aldığım zaman 2 eşittir 2 R yaptı. Her iki tarafı 2'ye böldüğüm zaman R 1. Çemberin denklemini istiyor. Şimdi R'miz 1 ise bak buralar 1 1 oldu. Merkezimiz 1'e 1. Bir. O zaman x eksi 1'in karesi artı y eksi 1'in karesi eşittir. R'mizde 1'di. 1'in karesi şeklinde bir denklem olmuş oldum Geçtim. Şimdi şu çember yazmaları önemli olduğu için bir sürü tüm soru tiplerinden koymaya çalıştım. Sorular çeşitlenecek merak etmeyin. Şimdi A noktasını vermiş. B noktasını vermiş. AB çaplı diyor. Şimdi bir çemberi aldım. Bak çember bu. A buradaymış. B buradaymış. Niye? AB çünkü neymiş arkadaşlar? Çapmış. O zaman AB çapsa bizim merkezimiz bunların tam neresidir? Orta noktasıdır. Orta noktayı bulmayı biliyorsun. X'ler toplamının yarısı. Topladım 12 ile 2'yi 14. Yarısını aldım 7. Bunları topladım ne geldi? Yine 14 yarısı 7. Merkezimiz 7'ye 7 oldu. Şimdi yarı çapı nasıl bulacağım? İstersen bunların arasındaki uzaklığı bulup bak A ile B arasındaki uzaklığı bulursam çapı bulurum. Bununla bunun arasındaki uzaklığı bulursam yarı çapı bulurum. Fark etmez. İki nokta arası uzaklık yapacağım şimdi. Şunlara yapıyorum. 2 eksi 10'un karesi x'ler farkı 12 pardon şurası 12'nin karesi artı eksi 6 eksi 20'nin karesinin karekökü. İki nokta arası uzaklık yaptım. Bak şimdi buradan ne geldi? 10'un karesi artı 26'nın karesi. Bak 5 12 13 üçgeninin tam kaç katı geliyor? 2 katı geliyor değil mi? O zaman şimdi burası 10. 26 13 işte 5 şey işte yok. Şuradan bir hata yaptık herhalde. Ee, yok. 12 gelmedi. O zaman Pisagor bağıntısını tamamlayacağız arkadaşlar. Şurayı düzelteyim ama. Düzeltirsek ama merkez de değişecek. 12 gelecek şekle getirelim şunu. 12 nasıl gelir? 12 şurası 10 yaptı. Burasının 24 gelmesini sağlamamız lazım. 24 olabilmesi için şurasını 18 yapalım tamam. O zaman merkezimiz toplamlarının yarısından 6'ya dönüştü. Tamam mı? Merkezimiz toplamlarının yarısından 6. Bunların farklarını aldığım zaman da şurası 24 yaptı şurası ne yaptı? Eksi 6 eksi 18'den 24. Tamam 5, 12, 13 üçgenin tam 2 katı olduğu için hop 26 çapımız 26 yarıçapımız ne o zaman 13. Merkezimiz burası Hadi x eksi 7'nin karesi artı y eksi 6'nın karesi eşittir 13'ün karesi şeklinde denklememizi yazmış olduk. Geçtim bunu da. Şimdi merkezini vermiş ve K noktasından geçen demiş. Şimdi bak çemberi al merkezi yerleştir. Grafiği gör ki soruyu çözebil. Şurası 2'ye 3 noktası. Burada merkezim ve buradan geçen diyor. Eksi 1'e 7'den geçen diyor. Yani aslında merkezi vermiş. Yarı çapı bulurken de 2 nokta arası uzaklık yapacağım. Hadi x'ler farkı. 2 eksi eksi 1'in karesi artı y'ler farkı 3 eksi 7'nin karesi karesinin karekökü. Bakın 3, 4, 5 üçgeni geldi. Yarı çapımız 5. Hadi çemberin denklemini sen yaz artık. X eksi 2'nin karesi artı Y eksi 3'ün karesi. Yarı çapım 5'ti. Buraya da 25 yazdım işi bitirdim. Tamam. Geçtim. Diyor ki noktalarından ve orijinden geçen çember denklemi. Şimdi güzel bir soru. Şimdi koordinat sistemini çiziyorum. Geçtiği noktaları vermiş. O noktaları şunu silelim. Eksi 9'dan geçiyormuş x'imiz çünkü. Şöyle şöyle şunu şöyle çizelim hadi. Heh, kendimiz çizmiş olduk. Evet şimdi ne yapıyormuş arkadaşlar? Bakın x ekseni eksi 9 0. Y ekseninde şurada 12'den geçiyormuş. Ve bir de orijinden geçiyormuş. Bak buralardan geçen çemberden bahsediyor. Aldım şunu. Önemli bir mantık var burada. Bunu yakala tamam mı? Aldım şöyle bir çember. Şimdi çember özelliği bilmen gerekiyor tabi bunu çözebilmen için. Şurası kaç derece? 90. E çemberde çapı gören çevre açı 90 derece oluyordu. Yani şu uzunluğum... Sil şunu bu nasıl çizgi Selim ya? <laughs> Sil. Şurayı aldım. <laughs> şuradaki neyim arkadaşlar o zaman? Çapım. Bak orada 9, 12, 15 üçgeni var. Hop şuradaki uzunluğum 15. Yarı çapım o zaman nedir arkadaşlar? Şunları sadeleşti işte böldüğümde... 15 bölü 2... Burası da 15 bölü 2'dir. Şimdi çemberin denklemini istiyor. Şu merkez lazım. E bu merkez şu noktayla şu noktanın orta noktasıdır değil mi? Bu nokta 0'a 12 idi. Bu nokta nedir arkadaşlar? Eksi 9'a 0'dır. Orta noktaları x'ler toplamlarının yarısından merkezimiz eksi 9 bölü 2'ye y'ler toplamlarının yarısından 6. Hadi yaz şimdi denklemi. x eksi eksi 9 bölü 2'den 9 bölü 2'nin karesi artı y eksi 6'nın karesi da 15 bölü 2 idi. 15 bölü 2'nin karesi olmuş oldu. Tamam mı? Bunları soruların içerisinde sana kullandırdılar. Evet şimdi diyor ki bize çemberin denklemini vermiş y ekseninde ayırdığı kiriş. Arkadaşlar parabol sorularının doğrunun analitiği soruların aynısı aslında. Şimdi ne istediğine bir bakalım hadi. Koordinat sistemini aldım. Şimdi merkezimin neresi bu çemberin merkezi? 3'e. Eksi 2 değil mi? X'in 3. X'in 3. Y'nin ne olduğu yer? Eksi 2 olduğu yer. Şurası. Yarı çapının da kaç olduğunu biliyorum arkadaşlar. 5 olduğunu biliyorum. Şimdi yarı çapı 5 ise bak şurası 3 birim. Şurası 2 birim. Yani yarı çapı 5 ise ta şöyle şuralarda büyükçe bir çember olacak bu. İşte senden Y eksenindeki ayırdığı şu kirişin neyin istiyor uzunluğunu? Şimdi Y eksenindeki kirişin uzunluğunu bulabilmek için Buralar x'lerin kaç olduğu yerlerdir 0. x'e 0 değeri vereceğim. Şimdi x'e 0 değeri verdiğim zaman eksi 3'ün karesi 9 yaptı. 9 eşittir. 9 9 eşittir değil 9 artı y artı 2'nin karesi eşittir 25. 25'i karşıya aldığım zaman y artı 2'nin karesi eşittir 16. O zaman y artı 2'nin karesi 16 ise y artı 2 dediğim ya 4'tür. Y artı 2 dediğim ya da nedir? Eksi 4'tür. Attım karşıya. Y eşittir ya 2. Y eşittir ya da eksi 6. Yani Y'yi bir 2'de bir de eksi 6'da kesti. O zaman buradaki kirişin uzunluğu kaç birimdir? 8. X'teki kirişi sorsaydı da bu sefer Y'ye 0 değerini verecektik. Hadi bakalım. Devam, devam, devam. M noktası 1 eksi 2 olan merkezi olan çember bu doğruya teğettir diyor. Bak şimdi teğet mantığını da kavra. Çemberin bu. Çemberin merkezini vermiş. Bu çembere teğet bir doğrudan bahsetmiş. Şöyle tamam. Merkezimiz neresiymiş? 1'e eksi 2. Bak çizdiğin zaman her şey çıkacak karşına. Şimdi benim yarı çapım biliyorum ki ben merkezden teğete çizilen doğru diktir. O zaman Burada iki nokta şey noktanın doğruya olan uzaklığı bulduğumda R'yi bulacağım. Formülü hatırlıyorsun değil mi analitikten? Bölüyü çekiyorduk. Noktayı X'ini X yerine yerleştiriyorduk. Y'sini Y yerine yerleştiriyorduk. Artı 6 yaptı. Artı 5. Sonra bunu mutlak değerin içerisine koyuyorduk. Kare kökün içerisinde X'in ve Y'nin kareleri katsayılarının sayılarının karelerini alıyorduk. 4'ün karesi 3'ün karesi. Yukarıdan ne geldi? 10-15 geldi. Aşağıdan 5 geldi yarı çapımız ne oldu? 3 zaten soruda da onu soruyor. Evet geçtim sonraki soruya. Şimdi x eşittir 1 doğrusu üzerinde bulunan çember doğrularına teğettir. Bak mantığı anla. Hemen bu doğruları bir yakaladım. 4x eksi 3 y 4x eksi 3 y bu doğrular birbirlerine paraleldir. Bak paralel iki doğru. Ne diyor? Bulunan çember bunlara teğettir. Şimdi bunların tam ortasında bunlara teğet olan şunu bir beceremedim çember çizmeyi. Buna bir çalışayım ben ya. Şöyle şöyle yapsam yukarı gidiyor. Olmadı. Dur. Şuradan şuradan alacağım. Heh. Şöyle bir çember oldu. Şimdi bunlara T etmiş. Dikkat et. Şimdi bir kere bu doğrular arasındaki uzaklık bana çapı verecek. Şimdi iki doğru arasındaki uzaklık formülünü hatırla. D eşittir. Kat sayıları eşit duruma getirdikten sonra C'ler farkından faydalanıyordum. 14 eksi, eksi 8'in mutlak değeri bölü kare kök içerisinde kat sayılarının kareleri toplamları yine. Şimdi bakın buradan ne geldi? 8 geldi 14 ile topladım 22 bölü 5 yaptı. Bu ne? 2R'ye eşit. Şimdi bu 2R ise R dediğimiz nedir? 11 bölü 5. Şimdi çemberin denklemini istiyor. Benden arkadaşlar buranın neyi lazım? merkezi lazım. Dikkat et şimdi. Şimdi tam bunların ortasından geçen bir doğru vardır. Bu doğrunun denklemi de 4x eksi 3y y'si şunların toplamlarının yarısı kadardır. 14 ile eksi 8'i topladım 6 yarısı 3. Tamam mı? Eşittir 0. Şimdi diyordu ki bir de x eşittir 1 doğrusu üstünde. Mesela x eşittir 1 şuysa. X'i demek ki kaçmış bunun 1'miş. Hop, X yerine 1 yazıyorum. Yani şuranın 1 olduğunu söylemiş soru. 1'i yerine yazdım. 4 eksi 3y artı 3 eşittir 0. Buradan 3y eşittir 7 yaptı. Y dediğimiz kaçmış? 7 bölü 3'müş. Y'yi buldum. 7 bölü 3. Çemberin denklemi artık çok kolay. İşlem hatası yapmış olabilirim bilmiyorum. Ama sen mantığını anladın. X eksi 1'in karesi artı y eksi 7 bölü 3'ün karesi eşittir. Yarı çapım 11 bölü 5'ti. 11 bölü 5'in neyi oldu? Karesi oldu. Telefon bıp 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 edip duruyor. Hemen bunu bir sessize alalım. Kimmiş bu? Neyse tamam. Haydi geçtik bunu da. Şimdi güzel bir soru. Bu sınavlık bir soru bak şimdi. Öğrenme sorularını geçtik. Birazdan da kapalı denklem'e geçeceğiz. Hadi bakalım. Şimdi koordinat düzleminde d1 ve d2 doğrularını vermiş ABC üçgeninin çevrel çemberinin denklemini yazın diyor. Bak, ABC'nin şöyle etrafından geçen bir çevrel çember vardır. Bu çevrel çemberin denklemi. Şimdi çevrel çemberin denklemi için bana merkez ve yarıçap lazım. Hmm, şimdi iyi inceleme yapmam lazım. Şimdi bu sorularda arkadaşlar direkt eğimlere bak. Şimdi yukarıdakinin eğimine bakıyorum. Y'yi yalnız bıraktığım zaman x'in katsayısı eğim mi verecekti? Eksi 1 bölü 3 analitik bilgisi bunları bileceksin. M2. Burada y'yi yalnız bıraktığım zaman şunu karşıya attığını düşün. X'in katsayısı 3. Bak. Eğimleri çarpımları ne yaptı? Eksi 1. Yani bu doğrular birbirlerine dikmiş. E bu doğrular birbirlerine dikse biraz önceki söylediğim çapı gören çevre açı var. Yani şurası benim neyimmiş? çapım. Artık soru bitti. O zaman D1'in Y eksenini kestiği nokta lazım. 0'ı verdim şeye X'e. X'e 0 D'ni verdiğim zaman 3Y eşittir 21. Y dediğimiz ne oldu? 7. Yani bu Y'yi 7'de kesiyormuş. Tamam. Şimdi bunun Y eksenini kestiği yeri bulabilmek için. X'e 0 D'ni verdim. Bu da Y'yi 3'te. Merkez bunların tam ortasındadır. 7 ile 3'ün ortasında ne var? 5. Merkezim X'i 0, Y'si 5. Yarı çapı nedir arkadaşlar? Çemberin denklemini istiyor. Yarı çapımız da 2 o zaman. R2. O zaman denklemimiz x eksi 0'ın karesi artı y eksi 5'in karesi eşittir 4. Bu güzel soruydu. Evet şimdi güzel bir soru. Hadi bakalım. Yukarıdaki çemberde AB çapı. Y eşittir x doğrusu üzerindedir demiş. Yani burası çapmış. Yani merkezimiz buralarda bir yerdedir. Tamam. A noktasının kare kök 2'ye kök 2 vermiş. Burayı vermiş B'yi. Ve bir diklik vermiş. Çemberin yarıçapını istiyor. Şimdi bak bu çap buradaysa burası merkezse. Şu merkezden kirişe çizilen dikme. Kirişi ne yapıyordu? İki eş parçaya yarıyordu değil mi? Yani şu parçayla şu parça eşit. Dikkat et bir şey daha kullanacağım. B noktası 7 karekök kök 2'ye 4 karekök 2 miydi? Evet. Şimdi y eşittir x'e göre simetri alınırken bunlar ne yapıyordu arkadaşlar? Y ile x yer değiştiriyordu. Yani burası da 4 karekök 2'ye 7 karekök 2'dir. Tamam. Bitti işim. O zaman ben şimdi bunların arasındaki uzaklığı bulduğumda şuradaki a a dersem 2 a'yı bulacağım. Hadi 2 a eşittir. Karekök içerisinde 2 nokta arası uzaklık yapıyorum. Y'ler farkı bakın 7 kök 2'nin 4 kök 2'si gitti. 3 kare kök 2'nin karesi yaptı burası tamam. Artı burada x'ler farkından da yine 3 kare kök 2 geliyor bakın. 3 kare kök 2'nin karesi oldu. Bakın buradan 18 buradan 18 36 6 geldi. 2a 6 ise şu uzunluğum da 3'tür şu uzunluğum da 3'tür. Tamam. Şimdi a noktasını da biliyorum ben. A noktası da kare kök 2'ye. Kare kök 2 miydi? Evet. O zaman şunların arasındaki uzaklığı da bulayım ben. Ondan sonra şurayı da birleştireyim. Bak şöyle şöyle çizeyim. Şu, ne yaptım ya? <laughs> şöyle sileyim şunu. Şunu sildim şunu sildim. <laughs> aldım şunu bak şurayı birleştirdim o zaman buradaki açım benim kaç derece oldu çapı gören açım 90 derece Öklitten bitireceğim işi şimdi şu uzunluğa da x diyelim x'i bulalım şimdi x eşittir karekök içerisinde xler farkı hop 7 kök 2'nin 6 kök çıkardım 6 karekök 2'nin karesi yaptı artı yler farkından 3 kök 2 3 karekök 2'nin karesi dedim. Şimdi 36 çarpı 2'den 72 geldi buradan. 9 çarpı 2'den buradan ne geldi? 18 geldi. 80, 90. Karekök 90 yaptı x'imiz. Tamam. Şimdi burası karekök 90 mı? Evet. Burası karekök 90'sa arkadaşlar. Bakın şuradan Pisagor bağıntısı yapıp şuraya da b diyelim. Karekök 90 Pisagor şu, üçgenden Pisagor bağıntısı yapıp B'yi de hesaplayabilirim. Ne geldi? B'nin karesi artı 3'ün karesi eşittir 90 oldu. Pisagor yaptım. Attım B dediğimiz 81 B kare 81 B dediğimiz 9. Şu parça 9. Şimdi şuraya da C diyelim. Öklit yapıyorum artık. Yüksekliğin yani 3'ün karesi eşittir ayırdığı parçaların çarpımı. Şuradaki ayırdığı parça 9. Buradaki ayırdığı parçaya C dedim. Ne geldi? C eşittir 1 çıktı. O zaman C'miz 1 ise çapımız 10 oldu. Çapımız da 10 ise yarı çapımız 5. Bir hata yapmışız çiftlerden. Evet geçtim. Şimdi çemberin genel denklemini hatırlayalım arkadaşlar. Şimdi çemberin genel denklemi normal denklemimizin bir kere açık halidir. Açalım o zaman burayı. Ne geliyor? X kare. Şurayı açtığım zaman artı ne geliyor? Y kare. Şimdi şunlardan eksi 2 ax geliyor. Eksi 2 ax. Buradan eksi 2 by geliyor. Sonra artı a kare geliyor buradan. Yani yan yana yazdım hepsini. Buradan b kare geliyor. R kareyi de öbür tarafa alıyorum. Eksi R kare eşittir 0. İşte bu şekildeki verilen denklem bunun bire bir aynısıdır. O zaman D eşittir eksi 2 A'dır. Şimdi ilk çemberin merkezi neresiydi? A'ya B'ydi değil mi? Şimdi o zaman bak D dediğimiz eksi 2 A ise A'yı bulabilmek için her iki tarafı eksi 2'ye böldüm. Eksi D bölü 2. Yani buradan merkezi bulmak istiyorsak X'in katsayısının eksilisini 2'ye böleceğim. Yine aynı şekilde e eşittir eksi 2B yaptığımız zaman da burası da eksi E bölü 2 geldi. Yani kapalı denklemde merkezi bulmak çok kolay. Şimdi bir de yarı çapımız var R. R'yi bulurken 1 bölü 2 karekök içerisinde D kare artı E kare eksi 4F formülünü kullanacağız. Şimdi birazdan diyecek ki bize bu bir çember belirttiğine göre diyecek. Çember belirtebilmesi için şu içerideki işte bu da aynı ikinci dereceden denklemlerdeki delta gibi. D kare artı e kare eksi 4 f eğer sıfırdan büyükse bu ifade bir çember belirtir. Eğer sıfıra eşitse bir nokta belirtir. Sıfırdan küçükse sanal çember belirtir. Burayı sizin bilmenize gerek yok. Hemen hızlıca bir hatırladık. Hadi şuradaki soruda yapalım şimdi bakın. X'in kat sayısına bakıyorum. Eksi 4. O zaman merkezim bu ne renk ya? Merkezim eksi eksi 4'ten 4 bölü 2 yapacak bölü. Burası nedir arkadaşlar? E bölü 2'den eksi 3 yapacak. Merkezimiz neresi oldu? Merkezimiz 2'ye eksi 3. Hadi R'yi söyleyelim şimdi. Formülü uygulayacaksın sadece. 1 bölü 2 karekök içerisinde d kare d dediğimiz eksi 4 karesi 16 artı e kare 6'nın karesi 36 eksi 4 f f dediğimizde şurası 12 hesabını sen yap. Hadi bakalım geçtim. Çember belirttiğine göre biraz önce söylemiştim. Oradaki R'yi hesaplarken ki kare kökün içerisindeki D kare artı E kare eksi 4F ifadesinin ne olması gerekiyor? Sıfırdan büyük. D dediğimiz 4, 16. Artı E dediğimiz eksi 2 karesi 4. Eksi 4 çarpı F dediğimiz N bunun sıfırdan büyük olması gerekiyor. O zaman 20'den küçüktür 4N. Her iki tarafı 4'e böldüğüm zaman N dediğimiz 5'ten küçük olmalı. En büyük tam sayı değeri nedir o zaman? 4'tür diyoruz. Geçtim. Çemberinin orijine olan uzaklığı. Şimdi arkadaşlar koordinat sistemini çiz. Gel bakayım koordinat sistemi, koordinat sistemi aldım. Şimdi çemberin merkezini bul. Eksi D bölü 2'den ne geldi? Eksi 3. Eksi E bölü 2'den ne geldi? 4. Merkezimiz neresiymiş? X'in eksi 3, Y'nin 4 olduğu yer. Şurası. Ça 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 aldım burası. Şimdi diyor ki çemberin orijine olan uzaklığı en çok kaç birim? Hemen bir R'sini de bulalım. R 1 bölü 2 karekök içerisinde D kare. D kareden 36. E kareden 64 eksi 4 f'den artı 44 geldi 144 yaptı 12 diye çıktı 1 bölü 2 de başında var 6 şimdi bunun yarı çapı kaçtır arkadaşlar 6 yarı çapı 6 olan şöyle büyükçe bir çember bakın bir kere şurası 3 4 5 üçgenidir şurası 3 4 5 o zaman bizim merkezimiz şuralardan şey çemberimiz buralardan bir yerden başlayacak yani şöyle niye gitti bu ya Neyse biraz kötü oldu şekil yine. Biraz önceki yaptığım deneme boşa gitti. <laughs> Aldım yine kendim çizeceğim. Merkezimiz şöyle şur şuradan şöyle büyükçe bir çemberdir. Şimdi bizden ne istiyor? Ne diyor? Çemberin orijine olan uzaklığı en çok kaçtır? Bak orijine olan uzaklığının en çok olduğu nokta şurasıdır. Şimdi şurası ne kadar bir kere? Yarı çap kadar 6 şurası. Şurası da 5. 11 birim olmuş oldu. Şekli çizersen kolaylıkla soruyu çözersin. Şimdi arkadaşlar geçen yıl sınavda da sordular nokta, çember, doğruyla çemberin birbirlerine göre durumları. Onların mantıklarına da bakacağız ama şunu bir söyleyelim. Şimdi bir doğru bir çembere teğetse, doğrunun merkeze olan uzaklığı yarı çapa eşittir. Eğer doğru çemberi kesmiyorsa merkezin doğruya olan uzaklığı, bak noktanın doğruya olan uzaklığını çok kullanacağız. Noktanın doğruya olan uzaklığı yarı çaptan büyüktür. Bizim karşımıza en çok çıkacak olan durum kiriş uzunluğunu falan soracak birazdan. Eğer R yani yarı çapımız merkezin doğru olan uzaklığından büyükse kiriş şeyi doğru çemberi kaç noktada keser? İki noktada keser sorularına bakacağız şimdi. Şimdi bize çemberin denklemini vermiş. AB uzunluğunu yani kiriş uzunluğunu soruyor. Hemen merkezimiz neresi? X'in 10, Y'nin 7 olduğu yer. Farklı şekillerde yapabiliriz. Şimdi bizden AB uzunluğunu istiyor. Şimdi AB uzunluğunu normal şekilde bulamıyorum. Ne yaparım arkadaşlar? Bakın doğrunun eksenleri kestiği noktayı verdiği için doğru denklemini kolaylıkla yazabilirim. Doğru denklemini yazdıktan sonra noktanın doğruya olan uzaklığını bulurum. Tamam mı? Çemberin yarı çapının zaten bunun karekökü 2 karekök 5 olduğunu biliyorum. Ondan sonra Pisagor bağıntısıyla işi bitiririm. Yani yapmam gereken şey şu noktanın şu doğruya olan uzaklığını bulmak. Doğrunun denklemi x bölü x eksenini kestiği yer artı, y bölü y eksenini kestiği yer eşittir 1. Hemen bunları bir 12 ile genişletelim. 12 ile genişlettiğim zaman burası 3x yaptı, eksi burası 4y yaptı, eşittir 12. Hepsini bir tarafa topladım. 3x eksi 4y eksi 12 eşittir 0 şeklinde bir denklemim oldu. Merkezin buna uzaklığını buluyorum hemen. Ne yapıyorduk? Yerine yazıyorduk. x'i x yerine yazdım 30. Y, y yerine yazdım 28. Eksi 12 var. Mutlak değer içerisinde bölü kök içerisinde katsayıların kareleri toplamları. 3'ün karesi artı 4'ün karesinin karekökü. Bakın buradan ne geldi? 40, 30'u gitti, 10 yaptı burası yukarısı. Aşağıdan da 5, 2. Neyim 2? Şuradaki uzaklığın 2 olduğunu buldum. Yarı çapımın ne kadar olduğunu biliyordum. 2 kök 5 olduğunu biliyordum. Şimdi şuraya x deyip Pisagor bağıntısı yapıyorum. Çünkü dik üçgen oluştu. 2 kök 5'in karesi 20. Eşittir x'in karesi artı 2'nin karesi 4. Attım x kare eşittir 16. O zaman x dediğimiz 4. Bizden AB uzunluğunu istiyordu. Burası da 4. Burası da 4. Sorumuzun cevabı 8 olmuş oldu. Devam. Diyor ki çemberinin doğrusuna en yakın noktası. Şimdi hemen bu çemberin merkezini bulalım. Merkezimiz eksi d bölü 2'den eksi 2 eksi e bölü 2'den 1 merkezi bulduk. Şimdi bu merkezimiz burası olsun doğru da burası olsun. Şimdi bunun buna bir kere en yakın uzaklığını bulmak istiyorsak arkadaşlar bakın çemberimiz şöyle bir çember olduğunu düşünün. En yakın uzaklığı şu yakın olduğu taraftaki uzaklıktır. Şimdi bir kere merkezin buna uzaklığını bulalım hemen. X'i X yerine yazdım. Eksi 6. Y'yi Y yerine yazdım. Eksi 4. Eksi 15'in mutlak değeri. Bölü kare kök içerisinde 3'ün karesi 4'ün karesi 5 geldiğini gördün. Oradan 10 geldi. 25. 5 yaptı. Tamam. Şu uzaklık kaç birimmiş arkadaşlar? 5 birimmiş. Ama benim o zaman şurası 5 birim. Yarı çapı da bulmam lazım. R eşittir. 1 bölü 2. D kare kök içerisinde D'nin karesi 16. E'nin karesi 4. Eksi 4 F'den artı 4 geldi. 16, 20, 24 yaptı değil mi? D kare, E kare, eksi 4 F. Yok bu eksiymiş arkadaşlar. Şunlar götürdü. Buradan kare 4 olarak çıktı 2. Yarı çapımız kaçmış 2. Aha yarı şurası da 2'ymiş. O zaman en kısa uzaklık şuradaki uzaklık oldu. O da 3 birimdir diyoruz. Hadi devam. Diyor ki şimdi bize çemberi vermiş çemberinin doğrusu üzerindeki bulunan kirişinin uzunluğunu soruyor. Şimdi biz çemberi bir çizelim. Çemberimiz şu. O zaman doğru da bunu ne yapıyormuş demek ki arkadaşlar böyle kesiyormuş. Bu kirişin uzunluğunu istiyor. Yine hemen merkezi bulacağım. Merkezim eksi d bölü 2'den artı 1 geldi. Şunu böldüm eksi 2'ye. Şunu eksi 2'ye böldüm eksi 2'den. Yarı çapımı da bulmam gerekiyor. Şunu bir yerleştireyim ama. Şurası 1'e eksi 2 oldum. Bak yarı çapı bulacaksın. Tamam mı? Yarı çapı bulacaksın. Noktanın doğruya olan uzaklığını bulacaksın. İş bitecek. Hadi R'yi bitirelim şimdi. Pisagor bağıntısı sonra. R eşittir 1 bölü 2. Karekök kök içerisinde D kare. D'miz eksi 2 idi. Karesi 4. Artı E kareden 16 geldi. Eksi 4 F'den artıya dönüştü. 4 ile çarptım 80 burası 100 yaptı. 10 olarak çıktı yarı çapım 5'miş. Yarı çapım 5. Hemen ne yapacağım? Şu merkezin buraya olan uzaklığını hesaplıyorum. Yani noktanın doğruya uzaklığı. Biri yerine yazdım 3. Artı. Iki, eksi 2'yi yerine yazdım. Eksi 8. Bir de eksi 10'um var. Bu mutlak değer içerisinde bölü kare kök içerisinde x'in karesi y'nin karesi yine oradan 25 geldiğini gördün. Buradan eksi 18, eksi 15, 15 yaptı. 15'i 5'e böldüm 3. Şimdi şuradaki uzunluğumda 3 oldu. Bakın 3, 4, 5 üçgeni kirişi 2 eşit parçaya bölünce için burası da 4'tür. Sorumuzun cevabı 8 oldu. Uh yoruldum sabahtan beri çok soru çözdüm. Böyle hızlı hızlı gidiyorum. Kusura bakmayın. Böyle zaten sizin de çok gününüz kalmadı böyle diyor ki doğrusunun çemberi kestiği nokta geçen seneki soru kestiği noktayla alakalıydı. Şimdi kestiği nokta sorularında arkadaşlar hiç bilinmeyen yoksa normal bir parabolle bir doğrunun kesişim noktası gibi düşünebilirsiniz. Hepsiniz. Tamam mı? Direkt kestiği noktayı istiyor çünkü bizden. Ne yapacağım? Soruda y gördüğüm yerlere x artı 3 yazacağım ve denklemi çözeceğim. Yani sizden istenilen şey şu. Şu şu. Şu şu. Bizden şuradaki kesim noktasını istiyor. Yani uzunluk isteseydi biraz önceki gibi yapardık ama uzunluk istemiyorsa ortak çözeceğim. Y yerine x artı 3 yazıyorum. Denklemleri de açıyorum. Şöyle kalemi mavi yaptım x kare artı 2x artı 1. X yerine x, y yerine x artı 3 yazınca şuradan x artı 1 geldi. Onun da karesini açtım. x kare artı 2x artı 1 eşittir 50. Ne oldu burası şimdi? 2x kare artı 4x artı 2 vardı. Bunu da bu tarafa aldım. Eksi 48 yaptı. Eşittir 0. 2'ye böldüm. x kare artı 2x eksi 24 eşittir 0. Çarpanlarını ayırdığım zaman x artı 6 ile x eksi 4'ün çarpımı oldu eşittir 0. O zaman x'in bir eksi 6 olduğu noktada aynı parabolde de yaptım değil mi bunu? Bir de 4 olduğu noktada kestiği noktaları bulun diyor. Y'lerini bulabilmek için bakın bu nokta kimin noktası diye sor. Doğrunun da noktası. Doğru denkleminde yazmak daha kolay olacak. 4'e 7 burası. Eksi 6'yı yerine yazdığın zaman da eksi 6'ya eksi 3 noktası olmuş oldu. Yani nokta istiyorsa ortak çözüm. Şimdi geçen seneki sorunun benzeri. Doğrusu çemberini kesmediğine göre. Şimdi bir parabolle bir doğrunun durumlarını yaparken ortak çözüm denklemi yapıp iki noktada kesişebilmesi için delta sıfırdan büyüktür diyorduk. Teğet olabilmesi için delta eşittir sıfır. Kesmemesi için delta küçük sıfır. Aynı şey fark eden bir şey yok. Y gördüğüm yerlere x artı n'i yazacağım. Ondan sonra yine delta hesabı yapacağım. Kesmediğine göre diyor. Şimdi bir şey daha yapabiliriz ama bu çözüm senin için daha mantıklı. Yani oradaki uzaklıkla da bir şeyler yapabiliriz ama gerek yok. Y yerine x artı neyi yazıyorum şimdi. Şimdi x kare. Şurada y yerine x artı neyi yazdım. Karesini açıyorum. x kare artı iki tane nx artı n kare. Sonra eksi 6x'im var. Şu y yerine x artı n'yi yazdım. 2'yi dağıttım. Artı 2x artı 2 neye geldi? Bir de artı 2'miz var. Eşittir 0. Düzenle denklemi. 2x kare. Sonra x'lere bakıyorum. Bu var, bu var, bu var. Ne yaptı? Şuradan eksi 4x geliyor. Ne yapıyor burası? 2n eksi 4 tane x yapmış oldu. Sonra sabitlerim n kare artı 2n artı 2 yaptı. Eşittir 0. Şimdi işte bu denklemin deltası sıfırdan büyükse ne yapacak? Ee, kesmediğine göre delta sıfırdan küçük yapacağız. Delta hesaplıyorum şimdi. Hepsini ikiye bölebilirsiniz isterseniz bakın. Şunu ikiye böldüm. Şunu ikiye bölünce burası ne yapar? N-2 eksi yapar. Gerçi bölünmüyor. Geri gel. Öbür taraftaki bölünmüyor çünkü. Yani n kare artı 2n olan bölünmüyor. Hadi delta hesapla b kare. B kare dediğim şunun karesi. Açarak yazıyorum. 4n kare eksi 16n artı 16b kare eksi 4 a dediğimiz 2 olduğu için eksi 8'e dönüştürelim. Eksi 8'i de şuraya dağıtarak yazıyorum. Eksi 8n kare eksi 16n eksi 16 eşittir 0. İyice düzenliyorum şimdi. Eksi 4n kare oldu. Şunlarla ee, şuradan şuradan b kare Buradan ne gelmişti? Tamam tamam tamam. Eksi 32 tane n yaptı yanlış yapmadıysam. Şunlar götürdü eşittir 0. Şimdi burayı eksi 4 n parantezine aldığım zaman n artı 8 eşittir 0 oldu. O zaman köklerimden birisi 0 1 eksi 8 artık konuşamıyorum. Eksi 8 ve 0. Tablomu yapıyorum en büyük derece terim işareti eksi artı eksi. Delta'nın sıfırdan küçük olmasını istiyordu enin aralığını istiyor. Şurasıyla şurası olmuş oldu arkadaşlar. Evet geçtim bunu da. Şimdi diyor ki doğrusu çemberi ile iki noktada kesiştiğine göre diyor. Bir şekilde daha çözeyim bu soruyu. Şimdi yine şu çözümü yapabilirim. Y'yi yalnız bırakırım burada. Y dediğim 2x artı k'dır. Bu denklemde y gördüğüm yerlere 2x artı k yazarım. Açarım şimdi burayı da x kare eksi 4 x artı 4. Geçen seneki soruya çok benziyor. Artı burayı açıyorum. 4 x kare y yerine 2 x artı k yazıp karesini açıyorum. Birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. Artı ikincinin karesi. Tamam mı? Sonra 20'yi de bu tarafa attım. Eksi 20 eşittir 0 denklemi oluştu. İki noktada kestiğine göre diyor deltası şimdi bu denklemin sıfırdan büyük olacak. Bir düzenle şimdi şurayı. Ne yaptı burası? 5x kare yaptı. X'lere bakalım. Ne geldi buradan X'lerden arkadaşlar? 4K eksi 4. 4K eksi 4 tane X yapıyor. Artı burası. Sabitlere baktığımız zaman artı k'nın karesi eksi 16 eşittir 0. Şimdi bu denklemin deltası sıfırdan ne olmalı arkadaşlar? Deltası sıfırdan büyük. Sen gerisini devam ettir. Şimdi ben senin için bir çözüm daha yapayım. Çemberiyle iki noktada kesiştiğine göre. Şu çemberin merkezini söyle bana. Neresi? 2'ye 0 değil mi? Evet. Şimdi şöyle çemberimi çizdim. Merkezimde 2'ye 0 dedim. Buraya yerleştirdim. 2'ye 0 burası. Tamam. Şimdi yarı çapı kaç? Kök 20. Yani 2 kök 5 kadar. Tamam mı? Şimdi 2 noktada kesişiyorsa doğru da şudur değil mi? Burası doğru da. Şimdi o zaman benim merkezimin bu doğruya olan uzaklığı, bu doğruya olan uzaklığı yarı çaptan ne olmak zorunda? Küçük. Merkezim 2'ye 0'dı. 2'ye 0'ın şuna olan uzaklığını buluyorum şimdi. Bak bu çözüm daha kolay. 2'yi yerine yazdım 4. 0'ı yerine yazdım 0. Artı k'nın mutlak değeri bölü karekök içerisinde 2'nin karesi 4. Artı eksi 1'in karesi 1'in karekökü. Bu uzunluk arkadaşlar yarı çapımız olan 2 kök 5'ten 2 kök 5'ten. Niye? Yarı olsaydı şurası olacaktı. Küçük olmalı. 2 kök 5. Şimdi bakın şurası kök 5 yapıyor. İçler dışlar çarpımı yaptığınız zaman k artı 4'ün mutlak değeri yazım iyice kötüleşti. Yoruldum çünkü. Ee, 5 ee, 10'dan küçük oldu. O zaman eksi 10 ile k artı 4 dediğimiz 10 aralığında oldu. O tarafa attığım zaman eksi 14 ile k 6 aralığında olmuş oldu başka soru yok diye hatırlıyorum. Arkadaşlar inşallah faydası olmuştur. Yani böyle çok konu anlatımını yapmadığım zaman içime sinmiyor ama yine de istediniz. Elimden geldiğince yaptım. Yani bu sıkışık zamanda ancak bu kadar olabildi. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.